Bir bağlantımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama döneminde emeklilik sistemi konusunu ele alacağız dedi. Ağustos'ta taslak çalışmalara başlanacak. Peki nasıl bir değişiklik öngörülüyor? Kim nasıl etkilenecek? Konuyu detaylıca ele alalım isterseniz. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya yayın konuğumuz. Sayın Çetinkaya hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Hasret Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İlk sorumu sorarak başlayayım hemen hızlıca. Emeklilik sistemi değişmeli mi? İhtiyaç var mı? Bu soruyla başlayalım dilerseniz. Emeklilik sistemi elbette ki değişmeli. Bundan ziyade Sosyal Güvenlik Kurumu'nda toplu bir reform olması gerekiyor. Bununla ilgili de en son 2008 yılında 5510 sayılı kanunla yapılmıştı. Şu anda da böyle bir sisteme, reforma ihtiyaç var. Bunun için de emeklilik sisteminin değişmesine elbette ki ciddi manada bir ihtiyaç var. Son zamanlarda gündem emekliliklerle ilgili, ödenen prim gün sayılarıyla ilgili, emeklilik maaşlarıyla ilgili böyle bir gündeme alınıp da yeni yasama döneminde de gündeme geleceğini Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da açıklamıştı. Muhtemelen de ki 2025'te bu gündeme gelecektir. O zaman şunu sorarak devam edeyim. Yani mevcut sisteme baktığımız zaman mevcut sistemde hangi noktalarda sıkıntı görülüyor? Mevcut sistemde yaş farkları da ciddi sıkıntı var. Ödenen primlerde sıkıntı var. Ödediğiniz primle hem gün olarak ödediğiniz primle hem de tutar olarak ödediğiniz primle karşılığını alamıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse 3600 günde de emekli olabiliyorsunuz. 9000 günde de emekli olabiliyorsunuz. 3600 gün prim ödemiş bir kişiyle 9000 gün prim ödemiş bir kişinin aldığı maaş da aynı tutarda oluyor. Burada bir adaletsizliğin olduğu vatandaş tarafından, emekli tarafından göz önünde bulunuyor. Bunun giderilmesine yönelik bir çalışma olması gerekiyor ilk başta. Burada ne kadar ödediğiniz prim gün sayısı ve tutar varsa ona göre karşılığında bir emekli maaşı olacağını biliyor olmanız lazım. Hatta şöyle bir şey var. Ödediğiniz prim yükseldikçe alacağınız maaş düşebiliyor bile. Yani bunun önünde ciddi bir sıkıntılar var. Bununla ilgili bir reforma ihtiyacımız vardır. Evet, Sayın Çetinkaya şu soruyla devam edelim. Şimdi yeni sistemle kök maaş sorunu biter mi? Nasıl bir formül yapılabilir? Ne diyorsunuz? Şimdi yeni sistemle kök maaş sorunu diye bir şey olmayacak. En düşük emekli maaşı kaldırılacak. Bunun yerine bir yaşam standardı getirilecek. Bu yaşam standardının altında maaş alanlara sosyal destekler verecek. Bunlar nedir? Yol yardımı, işte elektrik yardımı, kira yardımı gibi bir insanın yaşam standartlarını geçirebileceği standartlara sosyal yardım adı altında yardımlar verilecek. Örnek veriyorum, bir kişinin emekli maaşı 15 bin liraysa yaşam standartı nedir? İşte 30 bin lira olduğunu varsayalım. Aradaki farkı sosyal devlet ilkesi gereği bir teşvik kapsamında verilecek. Burada en düşük emekli maaşı kalmayacak. Kök maaş sorunu çözülür mü? Bu noktada çözülmemiş olur. Çünkü yaşam standartının altında almış olduğu maaşlar olacak. Her ne kadar en düşük emekli maaşı kaldırılsa da sosyal yardımın adı altında yine hazineden bir destek verilmiş olacak. Yani kök maaş sorunu kalkmış olmayacak burada açıkçası. Evet, şimdi emeklilik yaşıyla ilgili de yeni bir düzenleme önümüze gelir mi gelmez mi sorusunu da soruyoruz elbette. Bu konuda ne söylersiniz? Yeni bir düzenleme gelecek emekli yaşıyla ilgili. Şu anda 58 ve 60 erkeklerde 60, kadınlarda 58. Bu 60 ve 65'e yükseltilmesi konuşuluyor. Olması da gerekiyor. Çünkü son işte geçen seneki EYT'den sonra emeklilik yaşımız çok ciddi ortalaması düşmüştü. Yani dünya ortalamasının da altında kalmıştık. Buradaki bir yaş yükseltilmesi gündemde. Çünkü mevcuttaki emekli sayımız çok fazla. Yani nüfus oranla, çalışana oranla açıkçası, çalışan kişi oranla emekli sayımız çok fazla. Bunun ne kadar fazla? Bu konuyu biraz açar mısınız bize Sayın Çetinkaya? Şöyle söyleyeyim. Normalde dünyada onun ortalaması bir emekliye karşılık gelen 6 tane çalışan olması lazım. Yani 6 kişi çalışıp bir emekliye bakıyor olması lazım. Bizim son 4 yıl önce bir emekliye karşılık 4 çalışanımız vardı. Maalesef son 1,5 yılda da bu bir emekliye 1,5 çalışana düştü. Yani buradaki çalışan sayımız, kayıtlı çalışan sayımız çok ciddi oranda azaldı. Yani emeklinin maaşını karşılayacak seviyede olmadı. Buradaki oran dünyada 6 kişidir. Geçtiğimiz yıllarda bu oran kısmi olarak 6'ydı. Bizde 4'tü. Son yıllarda maalesef çok düşük oldu. Peki bu oran nasıl düzeltilebilir diye sorayım size.
Şimdi asıl mesele bu. Burada kayıt dışı çalışan sayısını arttırmamız lazım. Bunu arttırmak için de ciddi denetimlerin yapılması lazım. Bunu arttırmak için de ödediğiniz prim kadar karşılığını emekli maaşı olarak alıyor olabilmeniz lazım. Bunu arttırmak için de fazla ödediğiniz prim olduğu zaman maaşınızın düşmemesi lazım. Aksine maaşınızın artıyor olması lazım ki çalışanlar işverenlerini kendilerini sigortalı yaptırmaları için sıkıştırmaları lazım. Ve daha yüksek prim, örnek veriyorum, 50 bin lira maaş alıyor bir vatandaş ama asgari ücretten prim ödeniyor. Yüksek maaş aldığını bilirse, ödediği prim kadar maaş alacağını bilirse yüksek prim ödemesi için işverenini sıkıştırabilir. Yüksek prim de Sosyal Güvenlik Kurumu kasasına gelir. Bu da dolaylı olarak emeklimizin cebine girmiş olur. Evet, şimdi bir taraftan notlarıma da bakıyorum konuyu daha detaylandırmak adına. Şimdi hali hazırda prim gün sayısı şartı işçi ve memur emeklileri için 7200 gün olarak uygulanıyormuş. Bağkurlular için ise bu şart 9000 gün oluyor. Düzenlemeyle Bağkur'da prim günü sayısı şartının azaltılması da gündemde. Bu konu için ne söylersiniz? Bağkur özelinde ne söylersiniz? Burada zaten son 2 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bağkurların prim günü sayısının 7200 güne düşeceğini, ancak bununla ilgili henüz bir çalışma, bir şey olmadı. Bununla ilgili emeklilik bekleyen vatandaşlarımız da var, özellikle EYT tarafından. Şimdi burada işçi tarafı da elbette ki çalışma hayatında yıpranıyor. Bir esnaf da çalışma hayatında yıpranıyor. Bir kişi 7200 gün prim ödüyor, öbür kişi 9000 gün prim ödüyor. Bir esnafı düşünün, Anadolu'da ya da başka büyük şehirler, bir esnafı düşünün. Sabah 6'da 6.30'da dükkanını açıyor, akşam 10'a 11'e kadar dükkanında duruyor. Şimdi burada hangisinin daha fazla yıprandığını tespit etmek kolay olmaz. Yani burada da bir eşitliğin olması lazım. Yani 9000 gün prim sayısı gerçekten çok fazla. Burada Bağkurlar da ciddi olarak mağdur oluyor. Yani dediğim gibi sabah 6'da dükkan açacaksınız, akşam gece 12'lere kadar dükkanı duracaksınız. Burada da bir haksızlığın olduğunu düşünüyorum. Burada da prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesini, daha fazla üstünde bir dükkan, bir iş yeri, bir vergi levhası olduğu zaman ona göre prim ödemesine devam etmesi kanaatindeyim. Şimdi sürecin nasıl işleyeceği de merak konusu. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama döneminde bu emeklilik sistemi konusunu ele alacağız demişti. Girişte de hatırlatmıştık. Şimdi Ağustos ayında taslak çalışmalarında başlaması bekleniyor. Süreç ne kadar sürer tahminen onu da sorayım son olarak size. Şöyle Ağustos'ta başlayacak ama meclis Ekim ayında açılacak. Ekim ayından sonra 2025 yılı bütçesi görüşülecek. Bu sene meclis gündemine gelmiş. 2025'te bu gündeme gelir. Bu muhtemelendir ki ilk çeyrekte görüşmelere başlanır. Ama ben bunun açıkçası seneye bir reform paketinin yasalaşacağını şu anda düşünmüyorum. Çünkü bu biraz da hem medyada hem de kamuoyunda tartışılması gereken konu. Bunu önce bir tartıştıracaklar, artları eksileri konuşulacak. Ondan sonra bir yasa teklifi meclise getirilir. Dediğim gibi önümüzdeki sene biz muhtemelen bu konuyu konuşuruz. 2026 gibi de eğer olursa böyle bir reform meclise gelir diye düşünüyorum. Bir taraftan da en düşük emekli maaşıyla çalışan emeklilere sosyal yardım da gündemde. Bu sosyal yardımların içeriğine ilişkin bir bilgi var mı? Nedir? Nasıl işleyecek? Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Nasıl olur sizce bu yardımlar? Şu an için öyle bir yardım yok. Yeni reform paketi olursa olacak. Burada en düşük emekli maaşı az önce söylediğim gibi kaldırılacak. Bir yaşam standardı belirlenecek. Bu yaşam standardının altında maaş alanlar bir sosyal yardım alacak. Ne de elektrik faturasının ödemesi olacak. İşte bir kira yardımı olacak. Bir su faturasının ödemesi olacak. Bir işte yakacak yardım olur. İşte Anadolu'da yaşayan birisinin bir kömür yakacak yardım olabilir. Bu şekilde bir yardımlar olacak. Bu da Sosyal Güvenlik Kurumu fonundan, hazineden, belki kaymakamlığa bağlı vakıflardan karşılanacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz İsmet Çetinkaya'ya katkılarından dolayı. Aslında gündemdeki önemli merak edilen soruları, emeklilerin merak ettiği soruları sorduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim Hasret Hanım. İyi yayınlar.